Hop! Film mi çeviriyoruz burada? Yeter bakıştınız. Götür şunları, bitir işini. Sen de takip et, bir yaramazlık çıkmasın ha. Ne olur bırakın bizi, bakın parayı da aldınız, yalvarıyorum bırakın. Sakın, sakın yalvarma. Güven bana. Dur hele dur. Sen de ver. Ver telefonu, çabuk. Bana vereceksin, bana. Sıra sana gelince... bir daha hata yaparsan var ya... kısaltılmış ömrünü bitiririm. Benden bir Beyza de... Peki ne zaman çıkar diyorsun abi? Ha? Biliyorsun Tekin abim karlar gibi tertemiz bir adam. Ne suçu var ne günah. Büyüksün abi. Sağ ol, var ol. Biliyorsun Tekin abi hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmaz. Eyvallah abi. Emrin olur, baş üstüne. Eyvallah. Geldi, ayıkla pirincin taşını şimdi. Bu kim şimdi ya? Alo? Sen kimsin? Pardon ama önce biz mi öğrensek acaba kimle müşerref olduğumuzu? Melis ben, Melis. Tekin'i arıyorum. Tekin abi gözaltında. Mesele şimdi anlaşıldı. Tekin dışarıda olsa Meryem Salah'ını kurtarma işini Levent'e bırakmazdı. Ha, bak o konuda haklısın işte hanımefendi. Hayatta bırakmaz. Hem tarihi yazmadı ki Tekin abi kendi işini bir başkasına bıraksın, değil mi? Bu niye kapattı şimdi ya? Herkes bir agresif, herkes deli midir nedir? Acaba kimseyi dinlemeyip arasam mı polisi ya? Biraz daha beklesek mi acaba? Neyi beklesek mi ya? Polis dediniz ya. Ben onu dışından mı söyledim? Yok Ayşe, yok. Hiçbir yere gidemezsin bu halde. Alo? Alo anne? Evet, evet. Ben bugün biraz gecikeceğim. Bayağı bir iş var da. Ama merak ederim kızım ben seni. Anneciğim merak etme, taksi atlar gelirim. Ben bırakırım seni. Bak Cemil Bey de ben bırakırım seni dedi şimdi. Ye yemeğini anneciğim. Şimdi kapatmam lazım, tamam mı? Öpüyorum. Saat çok geç oldu annen haklı. Hadi sen git istersen. Ya da gel ben bırakayım istersen seni. Hayır Cemil Bey, ben Meryem'den iyi bir haber almadan hiçbir yere gitmem. Haklısın. Yemeği de bekleme dediğine göre iyice gecikecek bu herhalde. Ne işiymiş bu gece yarılarına kadar anlamadım ki. Benim gibi gelinlik mi yetiştiriyorsun ha kızım? Yok, açmıyor işte, açmıyor. Ya boşuna arayıp durma ya. Kızı kaçıran adam telefon mu dinler ya? Kaldırıp atar bir köşeye. Deme be. Ne yapacağız peki o zaman? Valla sen merak etme ya. Zengin adamın eli kolu uzun olur. Bak sen Meryem'i alıp gelmezse ben de adam değilim. Ona şüphe yok da. Ah,
Ya o adam var ya, bastırıp parayı, Meryem'i getirirse var ya, hiç şaşmam. Of, vallahi ya böyle boş boş beklerken benim karnım acıktı ya. Şöyle bir şeyler hazırlasam da yesek. Yuh yani, boşuna dememişler. Kuzucan derdinde, kasap et derdinde diye. Kendine gel Durmuş Efendi. Yemek zamanı mı şimdi? Tamam be, tamam. Uzatma. Ben kendim hallederim. Ne olur ağlama artık. Her şey benim yüzümden oldu. Kendini suçlama. Ya çocuklar bu katillerin elinde kalsaydı daha mı iyi olurdu? Ya Ömer? Ömer ne yapacak bense? Ne Ömer'e ne de sana asla zarar gelmeyecek. Güven bana. Bölük, dur! Ne dersiniz? Nasıl bulduk manzarayı? Ha? Kış ağaçlarının altına dönelim mi sevgililerim? Ne ters ters bakıyorsun öyle? Mermer mezar yaptıracak değiliz herhalde. Ne dersin? Uygun mu sence? Toprak yumuşak. Buraya gömeriz. Ben kazma kürek getireyim. Tamam. Çek oğlum elini, çek. Aile var burada, görmüyor musun? Ölüme gidiyorsunuz oğlum, ölüme. Aşraf işlerin sırası mı? Kim dua edecek önce? Ha? Sen mi? Hanım abla? Ha? Bak, kızı bırak. Ne istersen veririm. İster pasaport, ister para. Güney Amerika'ya, Avustralya'ya, nereye istersen. Ömrünün sonuna kadar krallar gibi yaşarsın. Hay ağzını öpeyim be abi. Ne de güzel dedin öyle. Öyle köpek gibi sürün sürün nereye kadar ama değil mi? Bak teknem bile hazır. Deme be. Gel gör ki yanlış kapı çaldın. Yaş tahta. Bizim kitabımıza ihaneti yazmamışlar be abi. Çok üzgünüm. Bir kura çekelim mi? Ha? Sen mi? Yoksa önce sen mi? Dur. Kibrit olacak. Abla şu kapıya baksana ya. Ben niye bakıyormuşum? Ben ev senin evin. Kalk bak.
Geldim, geldim. Geldim. Patlama. Durmuş, neredesin? Ev temizliğine falan mı giriştin ya? Oho! Millet dışarıda can derdinde, siz burada. Var ya, Allah babayla halanın hayırlısını nasip etsin. Başka da bir şey demiyorum. Tamam ya Doğan, tamam, uzatma. Hadi gel. Bir iki lokma ol, gel. Gel Doğan, gel. Yok sağ ol Neroş. Siz yiyin, afiyet olsun, ben tok. Tekin abimden bir haber var mı? Var var. Tekin abiye öyle bir avukat tuttum ki sabah olmadı akşamına çıkarıyorum. Kesin. Tabii Neroş parayı verirse. Ne parasıymış bu? Avukata vereceğiz Neroş. Bende param var. Bana ne? Neroş, Tekin abim çıktığında misliyle alırsın. Misliyle diyorum bak. Şimdi cimrilik yapma zamanı değil. Hem Tekin abi senin bu ayakları duyarsa hiç iyi olmaz. Borç istiyoruz diyorum ya. Vereceğiz sonra. Sen şimdi patlatacak mısın Zula'yı? Vay, kirli çıkı seni. Git başımdan be. Benim çıkınımdan ne olacak? Doğan, senin de alacağın olsun ha. Boğazıma dizle şu lokmayı. Son kararın mı Neroş? Bir kere de şu telefona cevap ver. Dişimi kırayım be oğlum. Fizan'dan mı işleyeceksin bu cinayeti? Alt üstü iki mermi. Sık bitir işini. Bir aksilik falan çıkmış olmasın mı ya? Ya elini yüzüne bulaştırdıysa bizim bu salaklar? Melis. Efendim Melis. Ben karakoldan izin çıkartmayı başardım Cemil. Birazdan ekip yola çıkacak. Ben de peşlerinden gideceğim, haber vereyim dedim. Tamam harika. Sen bana konum at, hemen geliyorum, tamam mı? Peşindeyim. Tamam, kapat telefonu hadi. Hadi seni de eve bırakayım. Annen de merak etmesin. Olmaz. Meryem'i o adamların elinden kurtarmadan hiçbir yere gitmem. Ben de geliyorum. Tabii eğer size engel olmazsam. Hiç olur mu öyle şey? Yalnız söz dinleyeceksen. Tamam tamam. Hadi gel. Bir bilseniz neler kaçırdınız Hülya Hanım. Ah bir bilseniz. Yani en olmayacak zamanda yatağa düştünüz değil mi, siz anlayın. Levent Bey bizim şu kenar mahalle kızının üstüne fazla düşüyor bu aralar. Bakın buraya yazıyorum. İki gün sonra o kız konağa geri döner. Ya da Levent Bey kolundan tuttuğu gibi getirir. Yüzüğü de parmağına taktı mı? Allah! Ne dersiniz Hülya Hanım? Benim de kısmetim açılır mı bu aralar? Var ya, biri de şu boş parmağımı fark edip tek taşı takarsa eğer. Ne dersiniz? Takar mı? Nerede bunlar ya? Nerede kaldı bu salaklar? Vay başımın belaları. Ah var ya siz.
Sen niye gebermedin ha? Madem avucundaki kuşa sahip çıkamayacaksın da ne işime yarıyorsun oğlum? Sen neden işin başında değilsin Simsar? Ben kazma kürek almaya gittim. Her işi becerdiniz de bir kazma kürek kaldı. Kık! Başımın belaları. Kık! Ne yapacağız şimdi? Şu koca ormanda nereden bulacağız Leyla ile Mecnun'u ha? Düşün önüme. Başımın belaları. Hadi. Şunlara bak ya. Çok sağ ol Neroş. Tekin abi asla bu iyiliğini unutmaz. Yalnız dikkat et. Zula'nı iyi yere sakla, patlatmasınlar bak, ne olur ne olmaz. Benim Zula'yı Feriştah'ı bulamadı, Feriştah'ı. Şu Ayşe'yi bir daha arasana sen. Doğru dedim, dur. Alo Ayşe. Benim Neriman, Neriman. Bir haber var mı? Polise mi haber verdiniz? Ha, inşallah tez vakitte bulurlar, inşallah. Ama bak, bir haber olursa hemen beni arıyorsun, haber veriyorsun. Tamam, beni habersiz bırakma kızım. Hadi kapat. Polis molis diyor Doğan. Kabak bizim başımıza patlamasın sakın. Yok be. Ne alakası var bizimle Neroş Allah aşkına? Neredeymiş? Bir şey demedi ama şirkettedir herhalde. Yine o herifin yanında değil mi? Ya bırak şu aşkı meşkime Doğan. Git karakola mı gideceksin, avukata mı vereceğim bu parayı? Git ver de Tekin abimi kurtar. Hadi hadi. Tamam tamam. Sen de kapıyı bacağı iyice kilitle, tamam mı? Haydi. Boş mu yavrusu? Gel gel. İyiyim, merak etmeyin. Gel. Gece geçirecek bir yer buldum. Evet anne. Arabayı bulduk ama şahıslar ortada yok. Peki efendim. Telefon en son sinyalini buradan vermiş. Şu hizmetçi kılıklı kız yüzünden başımıza daha neler gelecek acaba? Meryem'in suçu yok Melis Hanım. Suçu yok mu? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sizin saçma sapan işleriniz olmasa Levent'in ne işi vardı burada acaba? Hanımlar, bak Meryem'le Levent'in hayatı tehlikede. Dua edeceğiniz yerde yaptığınız işe bakın. Cemil Bey, biz aramayı başlatıyoruz. Siz bundan sonrasını bize bırakın. Biliyorsunuz adamlar silahlı. Ha bu arada bekleyeceksiniz eğer, farları kapatalım lütfen. Pardon, pardon. Silahlı değil mi ya? Şöyle.
Dışarısı zifiri karanlık ama çıt da yok. Ya sabaha bekleyecekler. Ya da? Ya da peşimizi bıraktılar. Ama bu ışık dışarıdan görülür. Artık bu şekilde görmezler. Sen üşüyorsun. Yo üşümüyorum. Ama siz? Merak etme, bir şey olmaz. Hatırlasana, denizciyim ben. Aslında sana çok özür borçluydum. Hayır, bana hiçbir borcunuz yok. Tam aksi, hayatımı kurtardınız. Artık ben size borçlandım. Borçlu falan değilsin. Ama yine de teşekkür etmek istersen bizimle yeniden konakta yaşayabilirsin. Bir şey demeyecek misin? Bilmem. Yani onca yaşanan şeyden sonra... Kim bilir, belki de kendimi fazlalık gibi hissettim. Yanılmadım demek ki. Melis yüzünden. Eğer sana kendini fazlalıkmış gibi hissettirecek bir şey yaptıysam... Hayır lütfen. Öyle bir şey değil. Ben ya da başkası, hiç kimse seni konakta fazlalıkmışsın gibi hissettiremez. Kimsenin öyle bir hakkı yok. Ayrıca şundan emin ol ki, eğer birileri benimle ilgili hayal kuruyorsa, o sadece hayalle kalır. Ya o aralarındaki yakınlık, yanlış mı anladım acaba? Bu arada çocuklar vakfın misafirhanesine yerleştirildiler. Çok sevindim. O çocuklar çok sıkıntı çekti. İnşallah bundan sonra iyi olurlar. Dilsiz'in annesi. Bu fotoğraf olmadan uyuyamıyormuş. Acaba bu fotoğraf ona ulaşacak mı? Elbette. Hatta birlikte götüreceğiz bu fotoğrafı ona. Sizde kalsın. Eğer bana bir şey olursa... Sana bir şey olmasına izin vereceğimi mi sandın? Ben varken hiç kimse sana zarar veremez. Korkma.
Ya ben tamamen unutmuşum hayatım. Sen hiç hoşlanmazdın. Affedersin ya, çok affedersin. Ah Hülya'cığım. Öyle şeyler geldi ki başımıza. Yani şu koskoca konakta iki çift laf edecek kimsem kalmadı. Gel. Bahadır Bey, belki biraz olsun rahatlarsınız diye Melisa çayı yaptım sizin için. Melisa çayı hem gerginliğinizi alır hem de biraz olsun uyku verir. Sağ ol aslanım, çok teşekkürler. Ne olur kendinizi böyle tüketmeyin. Levent Bey sağ salim dönecek, emin olun. Çok affedersiniz. Senin üstüne vazife mi diyeceksiniz ama ben ister istemez kulak misafiri oldum. Hem zaten yüzünüzden de o kadar belli ki kötü bir şey oldu. Tekrar affedersiniz. Affedecek bir şey yok. Yani tam tersi. İlgilendiğin için ben teşekkür ederim. Yani zaten konuşacak kimsem kalmadı. Annemin haberi olması sadece yeter. Siz hiç merak etmeyin Bahadır Bey. Tabii ki aramızda kalacak. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Eğer bir şey lazım olursa ne zaman isterseniz aşağıdayım. Sağ ol aslan. Ne iyi kız değil mi hayatım? Koca ormanda iki polis bulamazlar tabii. Havada kararacak zamanı buldu. Sabır Melis, sabır. Bütün çıkışlar tutuldu. Hiçbir yere kaçamazlar zaten. Ya yetişemezlerse Cemil? Melis, aklına kötü şeyler getirme olur mu? Lütfen. Acaba bu kurtarma dernekleri falan var ya, onları arasak onlar mı gelse, ne dersin? Belki daha sonra. Üşüyor musun sen? Üşüme, tamam mı? Teşekkürler. Of ya. Alo. Anneciğim. Nerede kaldın kızım sen? Hala çalışıyorum anneciğim. Bir aksilik çıktı hesaplarda, onu kontrol ediyoruz. Eh be kızım. Anneciğim, yabancı bir yerde değilim, şirketteyim ben. İyi de nasıl döneceksin bu saatte? Cemil Bey bırakacak beni. Anneciğim lütfen sen yat uyu, tamam mı? Hadi kapatıyorum. İyi geceler. Oh. Bir de Cemil Bey çıktı başımıza. Ayıp be Safiye. Sen kızına bu kadar mı güveniyorsun? Bahadır. Sence de çok gecikmedi mi Levent ha? Yoksa ben mi abartıyorum? Üzgünüm Ulviye Hanım ama abarttığınızı söylemek zorundayım. Yani böyle genç, yakışıklı ve bekar bir iş adamının eve gelme saati konusundaki hassasiyetinizi anlayabilmem pek de mümkün değil. Tamam, tamam. Soru sorduğuma pişman etme benim. Sustum, soru yok. Ben yatayım artık, sana iyi geceler. İyi geceler kraliçem. Siz rahat uyuyun. Alo Melis. Benim, ne yaptınız? Var mı bir haber? Halemsin enişte. Yani bir haber olsa niye haber vermeyeyim sana? Ya ne bileyim Melis'ciğim ya, aklım başımda değil ki. Ne yapıyorsunuz peki? Hiçbir şey yapamıyoruz. Cemillerle burada bekliyoruz. Cemiller derken? Bu kızın arkadaşı var ya, Ayşe, o da burada. Ya ben böyle burada elim kolum bağlı yani. Enişte bak sakın. Sakın oradan kımıldama. Ulviye teyze uyanıp da seni göremezse daha da endişelenir. Tamam tamam, kıpırdamam. Beni haberdar etmeyi unutmayın, tamam mı? Tamam enişte.
Tamam. Görüşürüz. Uykun geldi senin. Yok yok. Uykum falan yok. Zorlama kendini. Hem iki nöbetçi fazla. Bak ben buradayım. Çantan. Hadi uyu artık. Ne oldu? Yok bir şey Levent Bey. Yani bir sorun yok. Ne demek bir sorun yok? Canın yandı. Yaralandın mı sen? Yok. Yani önemli bir şey değil. Hiç yalan söyleyemiyorsun biliyor musun? Lütfen izin verir misin? Demek önemli değil. Önemli değil dediğin şey bu mu? Ben telaşlandırmak istemedim. Allah'tan artık kanamıyor. Ama yine de sarmamız lazım bunu. Ve bir de temizlememiz gerek. Ama burası pek müsait değil. Hiç yorulmayın. Zaten geçti gitti, acımıyor artık. Bunu sarınca mı yorulacağım ben? Halledelim şunu. Hadi uzat kolunu. Sen hep böyle misin? Nasıl anlamadım? Böyle acısını belli etmeyen, kendi içinde çeken. Bilmem. Öylesin. Ama benden söylemesi. Öyle olmuyor. Nasıl olmuyor? Anlamadım. Hayat geçmiyor böyle. Hayatın yükü ağırlaşıyor. Yapma bunu. Her şeyle bir başına baş etmeye çalışma. Ben denedim olmuyor. Yaranı sarmak isteyen biri varsa izin ver sarsın. Bu tamamdır. Hadi. Bugün çok yoruldun. Dinlenmen lazım. Thank you.
Affedersiniz, dalmışım. Ben de. İyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz iyi misiniz? Ceketinizi de bana verdiniz. Üşümediniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Merak etme. Vay başımı belalar. Vay vay ya siz. Buradalar. Ne? Patron, bak orada bir kulübe var. Keşke o kadar uyumasaydım. Burnumuzun dibine kadar gelmişler. Sakin ol. Sakin ol ve söz dinle. Şimdi şuradan çıkıp gidiyorsun. Tehlike geçince koşup yetişirim sana. Tamam mı? Olmaz. Seni... Yani sizi burada bırakıp hiçbir yere gidemem. Hadi. Lütfen mantıklı ol. Fazla zamanımız yok. Hadi. Ne olursa olsun, ne duyarsan duy, asla geri dönme. Tamam mı? Tamam. Kendinize dikkat edin, olur mu? Merak etme. Sen bir bak gel de boşuna yorma bizi Simsar. Kuşlar kafeste patron. Yine kaçırma elinden. Beni mi aradın? Ne o Mecnun? Karanlıkta evin yolunu mu şaşırdın? Gir içeri de Leyla'yı getir. Gerçekten takdir ettim seni. Seveceksen böyle seveceksin. Canı canana feda etmeyeceksin de kime edeceksin ha? Patron kız kaçmış. Evet ulan aval aval bakacağınıza. Koşsanıza peşinden. Dur hele dur. Sen hiç yorulma. Ben onu geri getirmesini bilirim. Boşuna heveslenmeyin. Gelmeyecek. Sen bir baksana şu gözlere hele. Ben insanı 100 metreden tanırım. Gelmeyeceğini bilsem boşuna mermi yakar mıyım hiç? Ama sana da yazık. Bakmışsın ama görememişsin. Anlaşılan o ki o kızın sevdiğini yarı yolda bırakacak göz yok. Sen bilirsin. Ama boşuna uğraşma. Var mısın iddiasına? Jilet, getir oradan bir papatya. Buyur patron. Gelecek, gelmeyecek. Gelecek, gelmeyecek. Gelecek. Durun! Durun yapmayın, durun! Bak, dedim ben. Neden geldin? Niye söz dinlemedin? Neden geri geldin? Hop hop dur yok öyle.
tamam. Tamam, sakin ol. Amirim. Ara şu kadını bir sor bakalım. Bir anlamı var mı bu efendim? Varsa. Alo. Evet. Evet, öyle bir saati var. Tamam. Tamam, peki. Saatini bulmuşlar. Arkasında Efe yazan saatini. Allah'ım, ne olur bir şey olmasın. Senin derdin benimle. Senin tekerine çomağı sokan benim. Bırak kızı gitsin. Bana temizlikçi derler. Ne iz bırakırım arkamda ne de şahit. Kızı bırak dedim sana. Bir daha söylemeyeceğim. Vay 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 vay. Neyine güveniyorsun da beni öyle tehdit ediyorsun ha? Kendimden başka hiç kimseye güvenmem ben. Korkmuyorum diyorsun yani. Hiç mi? Yaklaş ve gözlerimin içine bak. Yaklaş, yaklaş. Bak bakalım korku adına bir şey görebilecek misin? Dikkatli bakıyor musun? At silahları. At, at, at. At silahı. Canını düşünüyorsan asıl sen at. Elleri kaldır. Bas silahını. Bas silahını. Bas silahını sen de indir. Sakın yanlış bir şey yapmayın. Sakın. Dön arka. Oh, çok şükür. Git sen de indir. Evet benim. Teşekkür ederim komiserim. Teşekkür ederim. Badire atlattık. Biliyorum ama geçti artık. Geçmiş olsun Meryem. Hadi gidelim. Cemil de kızları bırakır. Evet.
Hadi Levent. Sana söylemiştim ama değil mi? Zengin adam bunlar. Ne alakası var be? Polisler yetişmişler. Ha. Ya biliyor musun? Tekin abim de yakayı bir kurtarsa ne güzel olur değil mi? Doğan bugün avukata gidecekti. Dur bir arayayım şunu hemen. Doğan, ha? Müjde müjde. Kurtuldu kızımız. Deme be. Hadi hayırlısı olsun Neroş. Ben de Tekin abime hemen müjdeyi vereyim de sevinsin adamcağız ha. Şş, abla sorsana ya. Avukat ne demiş bir sor. Ay iyi be. Doğan avukata parayı verdin mi? Verdim verdim. Bir iki saate kalmaz çıkarıyoruz Tekin abimi de. Oh çok şükür. Çok şükür. Hadi. Ya Nero ne diyorum biliyor musun? Acaba bir sofra mı kursak? Hani Tekin abim çıkıyor ya, böyle bir kutlama babında ha? Dur be, dere görmeden paçaları sıvama hemen. Olan da benim paraları oldu ha. Levent Bey tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. İfade için bir ara uğrarsınız artık. Meryem Hanım geçmiş olsun. Geçmiş olsun hepinize. Teşekkür ederiz. Levent hadi gidelim artık. Yoksa enişten kafayı yiyecek. Kızlar sende Cemil. Kardeşim hiç merak etme. Ayşe ile Meryem bana emanet. Ben bırakırım onları. Sağ ol. Hadi kızlar. Yavaş. Bir yanım acı, bir yanım keder. Hayat geçer gider, çocukluğum uzak. Neredesin anne? Dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Bir yanım